Bekir Ağırdır bugün çok güzel yorumladı bir yerde. Yönetim içindeki çatlak aile içine yayıldı. Yani aile içine girdi artık. Döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya. 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. Berat Albayrak'ın istifa biçimi, istifa metni pek çağdaş devletlerde, alıştığımız kurumsal yapılarda görülmüş şeyler değil. Bu aile içi kavgaları andırıyor. Damat incinmiş ve kırılmış. Kayınpeder de belli ki öfkelenmiş. Damat da ceketini almış, gitmiş hali var. Bunun dışarıdan tabii görünüşü AKP'ye herhalde itibar kazandırmaz. Ekonomik olarak da itibar kaybettirir. Yani dış yatırımcı açısından, Türkiye'deki aktörler açısından güvensizlik yaratır. Bugün bu hadiselerden sonra dövizin düşmüş olmasına aldanmamak lazım. Yani bu bir güven geldi. Merkez Bankası'na yeni atama yapıldı. Beceriksiz bakan da gitti diye insanlar gidip dövizlerini bozup Türk lirasına geçmediler. Bugün dövizin düşmesi TL'nin bir anlamda göreceli olarak değer kazanmasının nedenlerinden bir tanesi Merkez Bankası Başkanlığı'na yapılan atama. Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Naci Ağbal en azından Berat Albayrak tarzı üsluba sahip değil. Yani Berat Albayrak'ın sürekli ekonominin iyiye gittiği, tüm dünyanın bizi kıskandığı, her şeyin daha iyi olduğu ve daha iyi olacağı yolundaki pembe mesajlarını veren bir üsluba sahip değil. Daha bürokrat tarzı, göreceli, sorumlu bir kişi olarak görülüyor. Onun için yabancı basında da bu Merkez Bankası değişikliğinin olumlu karşılandı. Bu toplantıda da aynen Eylül toplantısında olduğu gibi Merkez Bankası'nın, para kurulunun faiz artırımına gitmesi bekleniyordu. Hatta açıklama yapılmadan bir süre önce duyumlarımıza göre Albayrak'a yakın kaynaklar bunu sızdırmışlardı da Reuters haber ajansına. İşte 200 bas puan artış olacak diye. Oysa olmadı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi söz konusu olmuş. Merkez Bankası Başkanı'na bir faiz artırımına gidilmemiş. Onun üzerine zaten biliyorsunuz döviz bir tırmanmaya daha geçti. Onun arkasından, yani 22 Ekim'deki o toplantının arkasından 28 Ekim'de enflasyon hedefleri açıklandı Merkez Bankası'nın. Orada kullandığı bir iki ifade var eski başkanın, Murat Uysal'ın. Yani bir tanesi Türk lirası en değersiz durumunda. Artık izlemeyi bıraktık. İkincisi de Merkez Bankası'na güven meselesini sorgulaması. Oysa daha bir gün önce Berat Albayrak'ın işte ekonomiye güven çok iyi gidiyor diye bir açıklaması vardı. Tabii Cumhurbaşkanı'nın da benzeri açıklamaları vardı. Şimdi burada tabii sadece 22 Ekim toplantısı değil, bir zincirleme reaksiyondan söz ediyoruz. Yani artık birikimlerin taştığı bir noktadan söz ediyoruz. Döviz piyasalarını. Eğer gerçekten Berat Albayrak görevine devam etmeyecekse, ki bu çok daha yüksek bir olasılık, yerinin kiminle doldurulacağı veya geçmişte olduğu gibi hazine ve maliyenin ayrılarak iki bakanlık haline mi getirileceği ve buradaki isimlerin kim olacağı da yakından izlenir. Merkez Bankası başkanlarının değiştirilmesi süreleri dolmadan zaten başlı başına bir ülkedeki kurumsal yapıların çökmesinin ciddi bir belirtisidir. Çünkü ancak çok çok nadir görülen örneklerde bir Merkez Bankası başkanıyla ilgili yolsuzluk, usulsüzlük tartışmaları varsa istifalar gelebilir. Görevden alınmadan hiç de rastlanmış bir durum değil. Yani faiz kararlarına ilişkin olarak bir Merkez Bankası başkanını değiştirmek görülen bir durum değil. Türkiye bunu 1,5 sene içerisinde iki kez yaşamış oldu. 6 Kasım'ı 7 Kasım'a bağlayan gece, bir gece yarısı operasyonu diye tarif edilen şekilde Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, Uysal. Oysa daha 16 ay önce bir Erdoğan tarafından göreve getirilmişti. Neden getirilmişti? Çünkü bir önceki, yine o da Erdoğan tarafından göreve getirilen
Murat Çetinkaya söz dinlemiyor diyordu. Erdoğan bu faizleri yeterince istediğim kadar düşürmüyor diyordu. Uysal düşürdü, yine gitti. Çünkü işte hani söz dinleyip dinlememe gibi bir şey var. Ve yerine Naci Ağbal geldi. Şimdi Naci Ağbal Erdoğan elindeki en ağır top ekonomi açısından. Ama Merkez Bankası geçmişi yok. Tamam diyelim ki ama ekonominin diğer kademelerinde bulunmuş. Fakat siyasi bir isim. Merkez Bankası kanununa göre ve anayasaya göre siyasi bir isim olmaması lazım. Halbuki Naci Ağbal Adalet Kalkınma Partisi'nden milletvekili oldu, bakan oldu. Artık bu detaylar nedense önemsenmiyor dahi. Çünkü hani olayın kendisi o kadar büyük ki bunlar arada kaynayıp gidiyor ama bunları da söylemek gerekiyor. Naci Ağbal'la Berat Albayrak'ın arası öteden beri iyi değil. İşte bugün sosyal medyada hani bir koridorda karşılaşmışlar, birbirlerine laf söylemişler falan diye. O yeni bir hikaye değil. Yani o bildiğim kadarıyla benim Eylül ayından falan kalma bir hikaye. Ama şimdi ortaya çıkıyor. Tabii bu istifanın ardından 7 Kasım'da bir takım şeyler ortaya çıkmaya başladı. Haberler ortaya çıkmaya başladı. Hep geçmişe dönük. Hem güya işte yakın zamanda Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak AK Parti milletvekillerine bir şey vermiş, briefing vermiş küresel gelişmeler diye. Burada demiş ki biz istesek faizi doları düşürürüz ama bunun için faizi yükseltmemiz lazım. Bunu da istemiyoruz. Şimdi bugünün Türkiye'sinde Hazine ve Maliye Bakanı ki Cumhurbaşkanı'nın damadı, onun faizi işte yükseltmek isteyip de ona engel olacak hangi güç olabilir? Yani bir tek kişi akla geliyor değil mi? Tek bir güç, o da Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bu nasıl yankılandı siyaset ve ekonomi kulisinde? Dolaylı olarak Cumhurbaşkanı'nı suçluyor gibi algılandı. Ama onun devamında Bülent Arınç, AK Parti'nin hani kurucularından biri, Bülent Arınç çıktı dedi ki bir sunumda dedi işte ekonomi çok iyi gidiyor dediğinde, sorunlar psikolojik dediğinde ben ona karşı çıktım dedi. Şimdi Bülent Arınç Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Yüksek İstişare Kurulu'da son toplantısını Cumhurbaşkanı başkanlığında 4 Kasım'da yapmıştı. Yani hani olaylar hep birbirini böyle izliyor. Bu da tabii bir Albayrak'a hani artık değersizleştirme söyleminin başladığını gösterdi. Herhalde saraydan iletişim başkanlığı Fahrettin Altun dedi ki yazın demedikçe yazmayacaksınız. Ona itaat edildi. Başka türlü bir açıklaması yok. Şaşırtıcı mı? Değil. Yani bunun böyle bir rehin medya, sahibinin sesi medya olduğunu zaten biliyoruz. Bu olayın ilk anından bu yana toplum bu kıt kanaat medya üstünden bilgilendi. Dolayısıyla çok da kaybedilmiş bir şey yok. Medya meselesine gelince, medyanın saatlerdir süren suskunluğuna gelince bu da işte aslında yeni Türkiye ile ilgili bir olgu. Kendisine öyle bir medya rejimi inşa etmiş ki oradan herhangi bir şekilde talimat gelmeden haberler iletilemiyor. Bir suskunluk sarmalı ortaya çıkıyor. İşte adına isterseniz havuz deyin, isterseniz ana akım deyin. Artık herhangi bir fark kalmamış. İkisi de mutlak anlamda iktidarın kontrolüne geçmişler. Ekonominin bugün içerisinde bulunduğu durumun kişisel sorumlusu belki bakan koltuğunda oturduğu için Berat Albayrak olarak görülüyor olabilir ama esas itibariyle Erdoğan'ın faizlere bakışının ne olduğunu, Merkez Bankası'nın Erdoğan'dan izin almadan faiz artırımına gidemediğini, ekonomi yönetiminin nasıl işleyeceğine ve hatta bütün devlet kurumlarının nasıl işleyeceğine son kertede de Erdoğan'ın karar verdiğini bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla mutlaka bir sorumlu aranıyorsa eğer bu tek başına Berat Albayrak değildir. Esas olarak bugünkü rejimdir. Bugünkü Erdoğan eliyle kurulan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Ekonominin bugün içerisinde bulunduğu durumun kişisel sorumlusu belki bakan koltuğunda oturduğu için Berat Albayrak olarak görülüyor olabilir. Ama esas itibariyle Erdoğan'ın faizlere bakışının ne olduğunu, Merkez Bankası'nın Erdoğan'dan izin almadan faiz artırımına gidemediğini, ekonomi yönetiminin nasıl işleyeceğine ve hatta bütün devlet kurumlarının nasıl işleyeceğine son kertede de Erdoğan'ın karar verdiğini bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla mutlaka bir sorumlu aranıyorsa eğer bu tek başına Berat Albayrak değildir. Esas olarak bugünkü rejimdir. Bugünkü Erdoğan eliyle kurulan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bu bir puslu havadır şu an yaşamakta olduğumuz. Bu puslu havayı kurtlar çok severler. Onun için burada spekülasyon hazırlığı olarak okumak lazım. Yoksa bu kadro değişimlerinin ekonomiye pozitif yansımaları olarak okumak son derece yanlış olur. Önümüzdeki günlerde devamını göreceğiz.